Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi hakkında parti grubumdan söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan hemşehrimiz, Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine sabırlar, milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'miz içerisinde bulunduğu coğrafya, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, dünyanın en önemli petrol rezervlerine olan yakınlığı, üç kıtayı birbirine bağlayan konumu sebebiyle belki de dünyanın en önemli stratejik konumuna sahip ülkesidir. Bu konumunun yanı sıra ülkemiz, komşuların içerisinde bulunduğu siyasi kriz ve kargaşalardan da etkilenmekte, sık sık göç dalgalarının merkezi haline gelmektedir. Tüm bu sebeplerle milli güvenliğimiz hem ülkemiz hem de içinde bulunduğumuz coğrafya açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda yurt güvenliğimizin teminatı olan milli kurumların kamuya ait olma özelliğinin korunması da aynı zamanda bir zorunluluktur. Ancak ordumuzun göz bebeği olan tank palet fabrikasına yapılanlar, ardından milli savunma sanayimizin kurucu unsurlarından olan makine kimya fabrikalarının yapı ve statüsünün tüm itirazlarımıza rağmen değiştirilmesi aslında ne kadar yerli ve milli olduğunuzu açıklar gibiydi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakın size MK hakkında bir konu anlatmak istiyorum. Kurumun verdiği 300 kişilik personel alım ilanına toplam müracaat edenlerin sayısı 80 bin. Sayın Bakan, komisyon toplantısında sorduğum ancak cevap vermediğiniz soruları burada halkımızın huzurunda tekrar sormak istiyorum. Kurum tarafından yapılan yazılı sınava hangi neden ve gerekçeyle sadece birkaç bin kişi çağrıldı, sordum, açıklamadınız. Yazılı sınav sonuçları neden hala açıklanmadı? Sınav sonuçları açıklanmamışken kimler mülakata çağrıldı, hangi kriterlere göre işbaşı yaptırıldı? Sordum, cevap vermediniz. İktidar partisi ve ortakları tarafından kurumun Kırıkkale fabrikalarına yapılacak yeni işçi alımlarında Kırıkkale'de ikamet etme şartı aranacağının sözünün verilmesine rağmen bu söz tutulmadı, sordum, cevap vermediniz. Bu yaptıklarınızla Kırıkkale'de binlerce gencimiz iş beklerken onların derdine derman olamadınız, gençlerimizin umutlarını tükettiniz. Kurumda çalışan 1400'e yakın taşeron işçilerin sözleşmeleri Aralık ayının sonunda bitiyor. Yılbaşından itibaren MK'de çalışan taşeron işçilerin durumları ne olacak, Sayın Bakanım, sordum, cevap vermediniz. Bitmek tükenmek bilmeyen hırslarınız yüzünden Kırıkkale'de makine kimya fabrikalarında çalışan binlerce insan aileleriyle birlikte şehri terk etti. Yerine yeni işçi alımını dahi beceremeyip şaibe karıştırıldı. İşe girmeyi bekleyen binlerce Kırıkkaleliyi önce AK Parti'ye üye ol, sonra gel müracaat et diyerek bu insanların umutlarıyla oynadınız. Giden personel yerine bir tek Kırıkkale'de ikamet edenler işe başlayamadı. Sordum, sebebini açıklamadınız. Israrla 278 bin Kırıkkale'li adına sormaya devam edeceğim Sayın Bakanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizim gündemimiz vatandaşımız. Bakın vatandaşımız ne diyor? Geçen yıl tonu 3 bin lira olan gübre bugün 14 bin lira. Mazot 10 lira. Yemin torba fiyatı 70 liradan 250 liraya çıkmış. Çiftçi, besici perişanım diyor, duyan yok. Geçen yıl söz verilen kuraklık destekleri halen ödenmedi. İlk defa bu yıl Kırıkkale'de çiftçimiz gübresiz tohum ekti. Borçların erteleneceği sözü yine tutulmadı. Bir tarafta Ziraat Bankası, diğer tarafta Tarım Kredi Kooperatifleri. Çiftçinin faiz borcu çığ gibi büyüyor, çiftçi feryat ediyor, duyan yok. Memlekette herkes perişan, bir tek siz mutlusunuz. Bakın son birkaç ayda Kırıkkale'de ekmeğe 50 kuruş zam geldi. Elektrik, doğalgaz, ayçiçek yağı, un, şeker, yumurta fiyatları almış başını gitmiş. Vatandaşımız geçinemiyor, Kırıkkale küçülüyor, ilçeler, köyler boşalıyor, önlem alın diyoruz, duymuyorsunuz. Tüm bunlara rağmen, tüm bunlara çözüm üretmesi gerekenler vatandaşımıza porsiyonunuzu küçültün, doğalgazınızı kısın diyor. Milletin aklıyla alay ediliyor. Gerçek tablo bu kadar karanlık olsa da birazdan iktidar partisinin temsilcileri kürsüye çıkacak. Ülkemizin nasıl büyüdüğünü, Almanya'nın bizi kıskandığını, uzay teknolojisinde Amerika'nın bizi geçtiğini, Ay'a yapacağımız yolculuğu, çiftçinin, emeklinin, asgari ücretin
Buyurun, buyurun. Çiftçinin, emeklinin, asgari ücretlinin de halinden memnun olduğunu anlatacak. Sanki ülkeyi 20 yıldır muhalefet partileri yönetiyormuş gibi bizleri suçlayacak. Tüm bunları yaparken tank palet fabrikasını, makine kimya fabrikalarını yok edenler kendilerine milli, bize gayrimilli diyecek. Ama ne yaparsanız yapın artık inandıramıyorsunuz. Size tavsiyem bir an önce seçim kararı alın. Ülkeyi seçime götürün ve bu ülkenin evlatlarına daha fazla zarar vermeyin. Evet, buyurun. Siz de çok iyi biliyorsunuz kaybedeceğinizi. Ama siz kaybederken bizimle beraber işsiz gençlerimiz, çiftçimiz, emeklimiz, esnafımız, asgari ücretlimiz, kısacası 84 milyon yurttaşımız kazanacak diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.